2008 yılında bir partide tuvalete gitseniz yanınızdaki kabindeki adam sizden tuvalet kağıdı istemek için elini uzatsa ve daha sonra tuvalet kağıdını alıp kabinde kal, sakın ayrılma yazılı bir not verse ne yapardınız? Herkese selam, ben Onur ve bugün Toilet Chronicles yani Tuvalet Günlükleri isimli yurt dışında çok popüler bir oyun oynayacağız. Oyunun 10'dan fazla farklı sonu var ve tüm sonlara bu videoda sizle birlikte ulaşacağız. Oyunda anlık korkutucu jumpscare vesaire yok, rahatça izleyebilirsiniz. Ve oyun içinde çok fazla gizem var, siz de izlerken bulduğunuz gizemleri yorumlara yazın ve oyunun hikayesini oluşturmama yardımcı olun. Yeni videonun hızlıca gelmesi için de videoya like atmayı lütfen unutmayın. 5000 like'da yeni video gelecek. Oyunumuza başlayalım arkadaşlar. 2008 Ocak ayıymış. 11.59, 57, 58 diye tam 12'ye doğru ilerliyor ve tam gece 12 oldu. Şu anda saat tam gece 12. Kapı çaldı. Oo, biz bir tuvaletteyiz bu arada. Sadece bacaklarımız mı var? Evet, kırmızı oldu. Bir yaratık geliyor. Yaratık kapıyı açtı. Ve oyuna sanıyorum bu şekilde başlamış olduk. Bomi Games Steam üzerinde siz de oynayabiliyorsunuz isterseniz. 10.5 lira galiba fiyatı arkadaşlar. Ve 2008 yılında bir tuvaletteymişiz. Bir partideki tuvaletteymişiz. Birinci deneme. Lütfen tuvaletlere hasar vermeyin diyor. Burada da tuvaletler sizin rahatlığınız için lütfen temiz tutun. Ellerinizi yıkayın. Ve buradaki malzemeleri çalmayın, tuvalete zarar vermeyin ve izleniyorsunuz diyor. Burada bir el kurulama şeyi var. Hava veren şeyler var ya, aletler, onlardan. Keçeli kalemimi kaybettim yazıyor. Burası kullanım dışı. Evet, F'ye bastığım zaman kapıyı çalabiliyoruz. Evet, içeride biri var gibi görünüyor diyor burada. Tamam, biz biraz önce bir tuvaletteydik. O tuvalet bu tuvalet herhalde. Müşterilerimize önem veriyoruz. Kesinlikle buraya tekrar gelirdim. Tamam. Ha, bir dakika. Tuvalete oturdum. Kapıyı kilitle diyor. Kapıyı kilitledim. Evet. Birinci bölüm. El. Birinci bölüm. Şimdi etrafta ne var? Bir mouse işareti var. Mouse işareti. Ha, basılı tuttuğumuz zaman alabiliyoruz onu. Bunları alabiliyoruz basılı tutunca. Sol tarafta bir çöp kutusu var. Bunun içinde de bir şey var. Bana biraz tuvalet kağıdı verebilir misin diyor. Çünkü buradaki bitmiş diyor. Ve bir el uzandı arkadaşlar. Sadece ayrılabilirim diyor sağ tarafta bu arada. Ama ayrılmayacağım ben. Önce bir verelim bakalım tuvalet kağıdını. Tamam. C'ye basarak ağlayabilirsin diyor. Bastım. Evet, şu an ağlıyorum. Niye ağlıyorum? Aa, bir dakika dur. Ağlamayı keselim ve don't leave, yani buradan ayrılma dedi. Bunu okuyamıyorum. Niye okuyamıyorsun abi, işte bu gayet net yani. Buradan ayrılma. Tamam, ben buradan ayrılacağım. Buradan ayrılıyorum. Şimdi bu adamın kapısını bir çalalım bakalım. Birisi tuvalete hasar veriyor diyor. Aa, bir dakika, bir şey verdi bize. Bunu onlara gösterme ve ıslat dedi. Garip ama yapılabilir dedi bizimki de. Tamam, nerede ıslatacağız? Lavabonun içine atalım abi. Lavaboyu açalım. Musluğu açtım, ıslattım. Ne oldu ıslatınca? Evet, böyle biraz şey oldu. Bir ok gösteriyor bak. Okta sol üst tarafı gösteriyor sanki. Tam lavabonun sol üst tarafını gösteriyor. Yani şurayı gösteriyor. Aa bak, you can jump. Yani buradan zıplayabilirsin diyor. Space'e bas diyor. Aa bak, burada bir not buldum. Bizi izliyorlar. Abi o ne? Aa, arkamda bir tane kamera belirdi bir anda. Kamera belirdi ve bir resim çekti. Ha, bizim resmimizi çekti. Biz sadece bacaklardan oluşuyoruz bu arada. Bu biziz herhalde. Ve üstünde de 2 yazıyor. Numara olarak 2 yazıyor arkadaşlar, mavi. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Aa, ikinci bölüm vent, yani havalandırma. Bir dakika, bu resmi ne yapacağız acaba? Şurayı bir daha çalalım. Benim için bir şeyim mi var diyor. Senin için bunu versem olur mu acaba? Bunu istemedi herhalde. Ne verebiliriz? Bu havalandırma boşluğuna gitmem lazım galiba bu arada. Evet, eğer buradaki posterleri de bir inceleyebiliriz. Eğer bir bir dakika, burası açıldı. Burada ne yazıyor? Pasta bir yalan yazıyor. Pasta bir yalan. Allah Allah. Tamam, şimdi sağ kliklersek el bombasını şey yapabiliyor muyuz? Bu adama el bombasını vereyim abi. Şöyle. El bombasını verdim, kaçtım. Aha. Evet, partnerimizi öldürdük.
Şimdi buranın gizemleri asla çözülemeyecek gibi bir şey dedi. Evet, müthiş. 4/12. Bir tane sona ulaşmış olduk böylelikle arkadaşlar. Şimdi ikinci denemedeyiz. Şimdi burada neler varmış? Şurada bir dakika. Bunu kullanayım. Kullanamıyorum. Şuraya galiba tıklanabiliyor. Abi tıkladım. Bunu tekrar deneyecek kadar aptal değilim dedi. Ama ben tekrar deneyeceğim tabii. Hayda. Kendini öldürdün. Ve şimdi buranın gizemleri asla çözülemeyecek. 1/12. Yeni bir sona daha ulaştık. Tabii ki bunun gerçek sonuna da ulaşacağız arkadaşlar. Bütün sonlarını tek tek şimdi çözeceğiz. Ama bir son daha bulmuş olduk. 2 sona ulaştık şimdiden. Evet, 3. denememize gelelim. Şimdi şu çöp kutusunun içerisinde neler varmış? Buralara bakalım. Bir şey var mı? Aa, orada not gibi bir şey mi var? Aa, I belong in the trash. Yani ben bu çöpe aitim diyor. Burada bir adam var. Bir dakika, şurada bir poster var. Bu posterin üstünde de bu adam yok mu? Aynı adam değil mi? Bir dakika. Evet, bu adam aynı adam. Gördüğüm kadarıyla aynı yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence aynı. Tamam. Bu adamı gördünüz mü? Bu adam bir savaş suçlusu diyor. Bu arada arkasında pembe bir şey var ve evet, pembe 5 yazıyor arkasında. Tamam. Şuradaki posterde ne yazıyor? Eğer bu posterle ilgili bir fikrin varsa bir yorum bırak diyor. Bunu alamıyoruz. Evet, siz de bu posterle ilgili yorumunuz varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Birisi pantolonuma tuvaletini yaptı. Ve burada da şey yazıyor arkadaşlar. Müşterilerimize önem veriyoruz. Şüphesiz ya, diyor bizimki de. Buraya tekrar gelirdim demiş. 4,5 yıldız vermişler. Tamam. 3 boyutlu bir dünyada mı yaşıyorsun? O zaman 3 boyutlu ağaçlara ihtiyacın var. Aşağıda ne diyor? Bu oyun için önemli değil. Tamam, bu bir gizem değil demek ki. Tamam, bu arada bir saniye. Burası şu anda yapılmış abi. Kim bunu tamir etti diyor. Yapılmış bu. Bunu kullanayım. Hayda. Burada gene patladık ve evet, el kurulayıcıdan patladın diyor. 7/12, yeni bir sona daha ulaşmış olduk böylece. 4. deneme ve evet, şimdi burada bir tane şey var. Bir dakika, burada bir telegram diye bir şey var. Bu ne abi? Sorry for the last time. Son sefer için üzgünüm. Şimdi yapıldı. Şimdi tamir edildi diyor. İnanayım mı sana? Hadi inandım. Bir daha denedim. Yok abi. Gene aynı son mu? Evet, gene aynı son. 7/12. Gene trollendik yani. Demek ki buradaki arkadaşlar bizim için böyle tuzaklar planlıyor ve bu tuzaklara çok fazla inanmamamız lazım. Şurada bir tornavida var. Acaba bu tornavidayı nerede kullanabilirim? Bu tornavidayı şu anda bir tek şurada kullanabilirim diye düşünüyorum ama burada kullanabiliyor muyum? Aa, kullandım. Evet, kullandım arkadaşlar ve bu tornavida ile şimdi burayı açabiliyorum, alabiliyorum direkt olarak. Şimdi acaba direkt olarak kendimi patlatsam ne olur? Kendimi patlatacağım şimdi, bir deneyelim bakalım ne oluyor. Kendini öldürdün. Şimdi buranın gizemleri çözülemeyecek ama yeni bir son galiba. Evet arkadaşlar, 2/12, kendimizi patlattığımız zaman da yeni bir sona ulaştık. Güzel. Şuradaki tornavidayı aldım. Bir dakika, tornavida nerede? Heh. Burayı bir aç abi. Tamam, burayı açtım. Bunu aldım. Tamam, şimdi bunu acaba yukarıdan içeriye bıraksam ne olur? Aa, bir dakika. Ne diyor? Yukarıya doğru zıpladım. Başkalarının tuvaletlerine girmemelisin, bakmamalısın diyor. En azından bu açıdan bakmamalısın diyor. Anladım diyebiliyorsun. Ben durdurulamam diyebiliyorsun. Ben durdurulamam. Aa, bu ne? Bu ne abi? Başkasının kabinine baktım diye bir o yaratık geldi. Baştaki yaratık bebeğiyle öldürüyor musun? Dağıtıyoruz. Evet, öldürdü galiba. Evet, demek ki böyle bir cezaları varmış arkadaşlar. Başkasının tuvaletine bakmamız gerekiyor. Ve yeni bir son mu? Evet, yeni bir son arkadaşlar. Bu da 6/12. Yeni bir sona daha ulaştık. Peki acaba oradaki şeyi canavarı acaba öldürebilir miyiz? Bir de onu deneyelim mi? Öldürebileceğiz diye düşünüyorum. Ben durdurulamam dedim. Tamam. Şunu alalım. Tamam, oraya attım. Patla hadi, patla patla patla. Evet, patlattım, işte bu. Patlattım. Benimle asla uğraşma adamım. İşte bu, süper. Canavarı patlattık. Bu ne? Aa, böyle bir şey geldi. Bu pirinç değil herhalde diyor. Bunu ne yapacağız? Bunu adama versek ne olur acaba? Buradan adama vereyim. Dur bakayım. Ha, adam teşekkür etti ama geri verdi bana. Tekrar atayım. Bir daha attım. Bunu lütfen tekrar yapma. Hayır, yapacağım. Çok eğlenceli çünkü. Dur dedi.
Bir daha. Please don't do that again. Biraz sinirlendi, tekrar yapma dedi ama ben tabii tekrar yapıyorum. Dur diyor, durmuyorum. Durdurulamaz dedik, durmuyoruz. Eyvah, dur dedi. Evet, komşumuzu kızdırdık ve kemiklerimizi kırdı. 9/12 arkadaşlar, ama yeni bir sona daha ulaştık böylelikle. Biraz önce o canavarı öldürdüğümüz zaman ama farklı bir sona ulaşamadık. Şimdi bakalım oyunun gerçek sonu acaba nasıl olacak, onu ben çok merak ediyorum. Şimdi bu el bombasıyla başka nereyi patlatabiliriz? Bunu bir alayım ben gene. El bombasıyla nereyi patlatabiliriz? Bir dakika, tornavida ile şurayı bir aç gene. Tamam, burayı açtım. Şimdi mesela şuraya atsam ne olur? Tamam, buraya attım, kaçtım. Buradan banlandın, bir tuvalete hasar verdiğin için diyor, ama yeni bir son bu da. Evet, farklı bir son. Demek ki tuvaleti de patlatabiliyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Tamam, şuradan el bombasını bir alalım. Şimdi bu el bombasını acaba nereye verebiliriz arkadaşlar? Şöyle şuraya bıraktım bir de. Şöyle bırakalım. Tamam. Şimdi burada... Bu ne abi? Burada sanki bir delik varmış gibi varsay ve boşluğa doğru yürü diyor abi. Yürüdüm. Aha. Üçüncü bölüme geçtik. Balta bölümü. Burada film afişleri var. Çok önemli şeyler değil gibi. Yerde muz kabuğu var yalnız. Bu ne abi? Alabiliyor. Aa. Muz kabuğuna bastım ve öldüm mü diye soruyor. Abi, muz kabuğuna basıp ölür mü insan ya? Ama bu da yeni bir son. 10/12 dedi. Bu da yeni bir son. Tamam. Şimdi 16. sefere geldik. Şimdi arkadaşlar, bir kere de normal şekilde tekrar devam etmeye çalışalım biz. Çünkü bizim normalde aslında ilerlememiz bu şekilde olacak galiba. Bir dakika, şimdi adam benden tuvalet kağıdını bir kere daha istesin. Sonra ben o adama tuvalet kağıdını vereyim. Ve o şekilde bir devam edelim bakalım. Tamam. Tuvalet kağıdı verebilir misin? Tamam, verdim, al. Ha bak, buradan şu anda ayrılabilirim diyor bu arada. Dur bakayım, ayrılayım ben direkt buradan. Şöyle ayrılabiliyor muyum? Böyle bir ayrılma yolu yok herhalde, değil mi? Buradan falan gidemiyoruz. Tamam, şimdi şuradan şeyi çalalım kapıyı. Tamam, şimdi bunu böyle yapalım. Şöyle burayı bir ıslatalım. Tamam, güzel. Şimdi burada not vardı. Bu notu alıyoruz ve bizim fotoğrafımızı çekiyor. Güzel. Onu ayrılmaya zorla. Tamam, şimdi bunu şu arkadaşa verelim. Tamam, ikinci bölüm. İkinci bölüme geldik. Bu arada zaten şuradan açabiliyorum. Ben şunu açayım. Tamam, güzel. El bombasını buradan aldım. Şuraya atmıştık galiba. Bir dakika abi. Bunu şöyle vereyim adama. Bakalım adam ne yapacak? Bu düşündüğüm şey mi? Evet dostum, bir el bombası o. Aa bak, oradaki duvarı patlatabilirsin diyor. Biz şans eseri bulduk ama o zaten bize söylemiş aslında. Şuraya bıraktım. Tamam, güzel. Şimdi buradan gidebilirsin diyor. Tamam, gidiyorum buradan. Tekrar biraz önceki bölüme. Şeye dikkat edelim bu arada. Muz kabuğuna bu sefer dikkat edelim. Tamam, şimdi burada diyor ki acil durumlarda sarı kapılarda kullanabilirsin diyor. Aa bak, şurada sarı kapı var. Bu kapı sarı mıydı? Aa, bunu kırdım. İçeride bir şey var abi. Ona dikkat et. Ona bak diyor. Gizli pile buradaydı diyor. Gizli pile. Bu ne abi? Nom. Sağ tıklayıp nomlanabilirsin diyor. Tıkladım. Evet, nomlandın. Bunu bir daha yap diyor. Ama yeni bir son bu da. 8/12'yi de bulduk. Buradaki nomu aldım. Bu nomu ne yapacağım? Bu nomu nereye koyacağım abi? Neyse, bu şimdilik burada dursun. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Burada ne var bu arada? Dans etmek yasak. Bu lavabonun, yani tuvaletin kuralları. Tuvalet kuralları. Joker dansı yok.
Ve bunun dışındakiler zaten 3 nokta var. Öyleyse işte Joker mimi vesaire gibi bazı geyik şeyler. Önemli bir şey yazmıyor. Burayı çalalım. Sadece yetkililer diyor. Bu DLC için iyi bir yer diyor. Demek ki bir DLC paketi gelecek bunun. Yani ek paketi. Burası onun için herhalde. Burada bir kadınlar tuvaleti. Evet, kadınlar tuvaleti diye bir bölüme geldik arkadaşlar. Pembe duvarlar bekliyordum diyor bizimki. Korkunç yazı diyor burada. Yalnız şey yok. Musluk yok abi. Bu ne? Burada bir şey yazıyor ama take onu oraya götür gibi bir şey diyor. Onu götür gibi bir şey yazıyor arkadaşlar. Onu al yanına gibi bir şey yazıyor. Burada bir şey var mı acaba? Bakalım şuralara bir. Bunlar nedir? Ya bu ne? Kendine bakmak için Q'ya bas diyor. Q'ya bas. Tamam, bastım. Bu ne şimdi? Ne bilmiyorum. Bu parti rezalet adamım demiş. Aa, yerde bir iskelet var. En kötü tuvalet. İskoçya'daki en kötü tuvalet diyor. Ve yeşil 9 var. Bazı numaralar var ve bu numaralar renkli. Bunun bir anlamı var büyük bir ihtimalle. Burada yine bir sürü numara var ama bu numaraların anlamı ne bilmiyorum. Şuraya da bir bakalım. Ha, burada da duvarda bir tane numara var. Sarı 1. Evet, sarı 1 bu da. Tamam. Burada muz kabuğu var. Muz kabuğuna basmayalım. Ha, bir dakika, şurada bir şey var. Şu nedir? Burada renklere göre bazı rakamlar seçeceğiz. Şu pembe olan içerideki şeyde, tuvalette bir posterin altındaydı. Pembe 5 miydi? 5'ti galiba. Sarı 1 gördük galiba. Orada sarı 1'di sanırım. Peki basınca ne oluyor? Satranç tahtası gibi bir şey çıktı. Diğer numaraları da bulmam lazım sanıyorum. Oyunun gerçek sonuna doğru gitmek için oraya gideceğiz herhalde. Ha, yeşil 9 var. Şuradaki yeşil 9'u da buraya yazalım. Şuradan. Böyle 9. Çek yapalım. Yok, gene olmuyor. Tamam. Bizim elimizde kaç tane? 3 tane daha rakama ihtiyacımız var. Burada bir saat var. Kendine bakmak için Q'ya bas diyor. Bir dakika, şu rakamların olduğu yerler vardı. Acaba burada bir şey gösteriyor olabilir mi bize bu? Aa, bir dakika dur. Dur bakayım. Aa, 8. Aa bak, bunların hiçbirini göstermiyor ama 8'i gösteriyor. Yok, burada da göstermiyor ama sanıyorum kırmızı 8 arkadaşlar. Orada kırmızı 8'i gördük çünkü. Şu 8. O zaman bizim 2 tane rakama ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi mavi, bir tanesi de sarı. İlk oyuna girdiğimiz zaman sanki loading screen'indeki turuncuya benzer şey 6'ydı diye hatırlıyorum şu. Sanki o 6 şeklindeydi. O da bu şekilde büyük ihtimal. Mavi ne acaba? Mavi deneyelim abi. Mavi 0 olsun mesela. Mavi neydi bilmiyorum çünkü. Bir yerde mavi çıktı mı karşımıza arkadaşlar? Hatırlayan var mı? 2 diyelim. Çünkü diğer bütün numaraları şu an bulduk galiba. Aa, 2 yaptım ve oldu. 2'ymiş demek ki mavi. Tamam. Bunu da böyle atalım kenara. Bu neymiş? Buna bakamıyoruz. Tamam, buna girdik. Aa, bir dakika. Nereye gidiyorum? Aa, burada böyle bir yer var. Bir yere geldim. Chapter 5, 5. bölüm. Parti molası. Parti. Partideyiz. And that's all. Ve hepsi bu kadar. Tekrar partidesin. Tamam. Ne yapacağım? Ne yapıyor bu adamlar? Bu adamlar yalnız normal değil. Üzgün müsün? Eğer bütün cevapları alamadıysan üzgünüm. Ama en azından eğlenceliydi değil mi diyor. Evet, eğlenceli bir oyundu gerçekten de. I think I owe you one more ending. Here. Ve evet, sana bir tane daha son borçluyum. Tekrar partidesin. Bütün her şey bir rüya mıydı diyor ve 11/12 sonuna ulaştık arkadaşlar. 11/12'ye de ulaştık. İstediğin zaman Q'ya basıp sıkıldığın zaman çıkabilirsin diyor. Bir araştıralım burayı çünkü burası oyunun en son bölümü diye düşünüyorum artık. Ben de iyi zaman geçiriyorum diyor bu. Burada ne var? Şurada bir... Just press Q when you're bored. Sıkıldığında Q'ya basıyor. Tamam abi. Burada ne var mı bir şey? 6. kredimi çektim. Kötü bir şey, ekonomide kötü bir şey olmadığına eminim.
Hem çok güzel bir şey yapmışlar. Burada başka konuşan kimse var mı? Bakın çocuklar, I am planking, yani tahtaya dönüşüyorum gibi bir şey diyor bu arada burada. Evet, tahtaya dönüşüyormuş burada. Planking ya da uzanıyorum, uçuyorum falan gibi bir şey de olabilir belki. Buradan geri dönebiliyor muyuz peki? Buradan geri dönemiyoruz herhalde. Q'ya basarak buradan çıkabiliyormuşuz. Tamam, ben de iyi zaman geçiriyordum diyor oraya gittiğimiz zaman da. Buradaki adamlar niye bu şekilde kristal şeklinde tabii? O da işin ayrı bir konusu. Buna belki eğer bu videoya güzel bir like gelirse hikaye videosunda bakarız, araştırırız. Ama bu insanlar normal değil tabii şu an gördüğümüz gibi. Belki de bu planın içerisinde olan insanlar olabilir. Tamam, Q'ya basalım ve oyunun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar böylelikle. Ve bu tekrar deneyemeyeceğimiz oyunun gerçek sonu oldu sanıyorum. Evet, birinci bölümün sonu. Oynadığınız için teşekkürler diyor. Ve tekrar mesela yüklesem. Evet, tekrar yüklediğim zaman yine aynı yerden devam edebiliyorum. Şimdi bir şey daha deneyeceğim son olarak arkadaşlar. O deneyeceğim şey de... bak şu anda ayrılamam diyor. Önce bir tuvaleti yok etmem lazım ayrılmak için gibi bir şey söylüyor arkadaşlar. Bakın şu anda. Şimdi ben şöyle yapacağım. Bu da belki farklı bir sona getirecek beni. Burada hani adam şey diyordu ya bize. Tuvalet kağıdı istediği zaman ayrılıp gidebilirim diyorduk ya biz kendi kendimize. Direkt o kapıdan çıkmayı deneyeceğim bakalım. O bizi belki farklı bir yere götürür. Deneyeceğim. Hey buddy, any chance you got some toilet paper? Evet, tuvalet kağıdı verir misin? Tuvalet kağıdım bitti dedi yine. Evet, buradan şu anda ayrılıp gidebilirim diyor. Dur bakalım ayrılalım gidelim ne oluyor. Evet, yeni bir son. 0/12. Hiçbir tuvalete zarar vermeden buradan ayrıldım ve gittin gibi bir sona ulaştık arkadaşlar. 0/12 sonuna da ulaşmış olduk. Şimdi bir şey daha deneyeceğim son olarak arkadaşlar. Bizim hiç kullanmadığımız bir nom vardı ya. O nomu biz hiç kullanmadık. Şimdi şuradaki tornavidayı bir alalım. Oyunun o kadar fazla sonu var ki gerçekten çok çok güzel yapmışlar. Şöyle şunu bir patlatalım abi kapıyı. Şimdi şunu al. Buradan yürü ve geç diyor. Yürüdüm geçtim. Tamam, şunu alalım gene. Şurayı kıralım. Şimdi buradaki nom'u biz hiçbir yerde kullanmadık arkadaşlar. Bu nom patlayan bir nom aynı zamanda. Şimdi bunu buraya getirsem. 7 idi. 9, 5, 6, 2. Bir dakika, şundan emin olamadım. Tamam, o 2'ymiş. Tamam, şimdi nom'u buraya sokacağım abi. Şimdi bununla birlikte gireceğim bu sefer. Nereye girdim ben? Tamam. Evet bak, nom orada şu anda, gördün mü? Nom'la birlikte girdim abi. And that's all. Ve hepsi bu kadar. Tekrar partideyiz, evet. Tekrar partiye geldik. Ha, bunu alabiliyorum. Şimdi bunu burada patlatsam bir şey değişir mi acaba? Üzgün müsün? Bir dakika bir bakalım. Evet, eğlenceliydi değil mi dedi. Evet, eğlenceliydi, tamam. Güzel. Sana bir son daha vermeliyim diyor. Ve evet arkadaşlar, partnerinle birlikte kaçtın. Her şey bir rüya mıydı gibi bir şey söylüyor. Bakın bu sondaki resimde bu arada gerçekten bir parti. İnsanlar canlı ama burada gördüğünüz gibi herkes donmuş durumda. Şimdi bunu sağ tıkladığımız zaman patlıyordu hatırlarsanız. Bakalım şurada insanların ortasında patlatsak ne olur? Evet, bu yine aynı şekilde gnom tarafından patlatıldın, tekrar dene gibi bir şey söylüyor arkadaşlar. 8/12 numaralı son. Evet, böylelikle bütün sonlara sanıyorum ulaşmış olduk arkadaşlar. Bu oyunun çok da güzel bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Benim aklımda bazı şeyler şekillendi. Siz de bulduğunuz gizemleri yorum kısmına yazın. Aynı zamanda mutlaka aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoya 5000 like'tan fazla gelirse hem yeni video hızlı bir şekilde gelecek hem de bu oyunun yine hikaye videosunu da çekebiliriz. Aynı zamanda aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Şu an ekranda görmüş olduğunuz videoları da eğer izlemediyseniz mutlaka göz atın. İçerisinde çok önemli gizemler var. Bu arada okula açılacak olan arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.